Bu küt burunlu olan mesela bize daha koyu renkler verirken, bu uzun kırçıllı olan fırçamız daha açık bir ton, daha yumuşak bir geçiş sağlayacaktır. Bakın göstereyim size. Farkı görüyor musunuz? Şimdi surattan başlarken ben öncelikle en açık tonu yapıyorum. Bunu da en büyük fırçamla yapıyorum. Orta fırçam, küt burunlu olan fırçamı da aldım ve şimdi bastırıp çekerek bu güzel bir şekilde makyaj yapar gibi bu kömürü yediriyorum arkadaşlar kağıdıma ve böylelikle de orta tonlarımı, ara tonlarımı oluşturuyorum. Daha bile koyu istiyorum. O zaman bu Filbert fırçamı alıyorum, sulu boya fırçamı. Bakın daha böyle ucu ince olduğu için, kenarlı olduğu için daha koyu sonuçları elde edebiliyorum. Bu da işte en karanlık yerler. Buraları en büyük fırçayla elde edemezsiniz arkadaşlar. Fırça küçüldükçe renk koyulaşıyor.